Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında daha önce kendisine su şişesi fırlatan AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'ı özür dilemeye davet etti. Özcan, özür dilemeyi reddeden Çınar'ı görevliler eşliğinde salondan çıkardı. Talimatımı yerine getirin. Siz oturun. Uğur Bey siz oturun. Siz oturun, söz vermedim. Hacer Hanım'ı dışarı çıkartın. Kendisine pet şişe fırlatan meclis üyesinden özür bekledi, gelmeyince dışarı çıkarılması talimatını verdi. Belediye meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Ya başkan! Bağırma! Ne demek bağırma ya? Bağırmasın sen. Ne demek bağırma? Karar verin. Sayın başkan! Bolu Belediye Meclisi'nde Şubat ayında yaşanan gerginlik Nisan toplantısında da devam etti. İki ay önceki toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, Başkan Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmıştı. Özcan, son toplantıda Çınar'ı özür dilemeye davet etti. Özür dilemediği takdirde, bundan önceki toplantılara gelseydi aynı şeyi. Hakkında suç duyurusunda bulunmuyor. Özür gelmeyince ortalık karıştı. Çınar Belediye Başkanı'nın talimatıyla zabıta ekiplerinin gözetiminde salondan çıkarıldı. Arkadaşlar fiziki müdahalede bulunmayın lütfen. Böyle bir talimat bulamaz. Başkan da gayri kanuni talimat veriyor. Karara AK Parti sıralarından tepki yükseldi. Meclis oturumuna sert tartışmaların ardından devam edildi. Sen defalarca hakaret ederken hiç özür demedin. Ben de seni özür dilemeye davet ediyorum. Buyur. Abi beni de çıkar. Evet, Canan'a da teşekkür ediyoruz ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da ilk teslimat yapıldı. İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. Erdoğan çifti ilk sürüşü külliyenin bahçesinde yaptı. Milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Devrin otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini hamdolsun üretmek nasip oldu. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da ilk teslimat yapıldı. İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. TOGG tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobildir. Gemlik rengindeki TOGG T10X Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edildi. Anadolu rengindeki aracın plakasında Cumhurbaşkanlığı Force'u yer alıyor. Malum. Evet. Hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071'de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 İnşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak. Emine Erdoğan'sa isminin baş harflerinden oluşan EE plakalı aracın sahibi oldu. Plakanın sonuysa 2071. Yani Anadolu'nun kapısını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümünün tarihi. Plaka aynı zamanda 2071 vizyonuna vurgu yapıyor. Gemlik yeşil araç aile aracı olarak kullanılacak. Erdoğan muhalefetin TOGG'a yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. Biliyorsunuz bu projeye daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu. Üretildi. Ve satışa çıktığı ilk gün TOGG sipariş rekorları kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde kullandı. Emine Erdoğan da hemen yanındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürüşün ardından soruları yanıtladı. TOGG almak isteyenlere kredi imkanı içinde kamu bankalarını işaret etti. Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Aynı şekilde tabii konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, yani otomobilde de bunu yapmak mümkündür. İlk sürüşün ardından Emine Erdoğan da TOGG'u değerlendirdi. Ülkem adına gurur duyuyorum gerçekten. Ve arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler harika yani. İçinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Anadolu rengindeki ikinci teslimat Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yapılacak. TOGG Özbekistan Cumhurbaşkanı'na da gönderilecek.